Selam dostlar. Bugün yine bir araziye çıktık. Çok güzel bir yer buldum arkadaşlar. Burası eski Ermenilerin bulunduğu bir bölge. Arkadaşlar bu bölgede çeşitli kasalar olabilir. Şu karşıda gördüğüm kaya da Ermeni bölgesinde. Gördüğünüz bu ovanın ortasında bir tek burası var. Hemen etrafında tabii ki mermer ocakları açılmış ama bu kaya ortada. Eski bir Ermeni bölgesi. Biliyorsunuz arkadaşlar, Ermeniler eskide buradan bu bizim bölgeleri terk ederken kendi ganimetlerini, kendi eşyalarını böyle yerlerde saklar giderlerdi. Buralarda çok sabit güzel yerler. Hemen bakalım arkadaşlar. Küçük kasalar, küçük yerler varsa onları size göstermek istiyorum. Bakın bu kayanın ortasında üçlü bir işaret var. Dikkat ederseniz çok güzel gözüküyor. Kare şeklinde. Artık bu neyi gösterir? Bakalım bu kayaların etrafında neler var? Bir kasa, bir giriş var mı? Çok güzel bir yer. Hemen kayanın üstüne bakıyoruz. Buralarda da eski işaretler var. Hemen yanı başında bir aslan pençesi gibi bir işaret daha var. Hemen yanımda yuvarlak oval bir taş var arkadaşlar. Üstüne bakarsanız çok güzel bir işaret taşı. Artık bu işaret taşını yerine oynattılar mı? Ellerine bilemiyorum ama üstünde gördüğünüz gibi iki tane işaret var. Bu işaretler arkadaşlar genelde kaya mezar işaretleri olabilir. Ama tabii ki bu taşları yıllar önceden yerinden oynatmışlar. İşaretin yerini bozmuşlar tahminime göre. Ama biz gide de bakalım. Burada bir tane kaya var arkadaşlar, dikkatimi çeken bir giriş olabilir. Dikkatlice bakarsanız bir kapak gibi bir, hemen arkasında çeşitli işaretler var. Bakalım, gezelim. Çok güzel bir yer arkadaşlar burası. Hemen şu kayanın üstündeki işaretleri görüyorsunuz. Bunlar eskiden Muşlarla yapılan işaretler. Tabii bu çeşitli anlama gelir. Her bölgenin işaretleri kendine göre değişir arkadaşlar. Hemen gezelim. Burada bir yer var arkadaşlar. Bu bir kasa girişi olabilir. Etrafı açık. Doğal değil. Hemen göstermeye çalışayım. Çok güzel bir giriş olabilir. Üstünde de bir V işareti var. Gördüğünüz şekilde. Ne kadar görebiliyorsunuz bilemiyorum arkadaşlar. Hemen kayanın üstünde bir V işareti var. Uzaktan da göstermeye çalışayım. Şu arada bir giriş var mı bilemiyorum. Tabi girip de bakmak lazım. Şu aralarda arkadaşlar bir giriş var gibi, ışık var gibi ileride ama yukarıdan mı vuruyor ışık bilemedim.
bu iki kayanın arasında bir giriş mi artık bilemiyorum. Çünkü orada bir ışık var. Hemen şurada bir küçük yer var. Orayı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen şurada bir kasa var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yer. Bu kayaların altında. Şöyle uzaktan göstereyim. Küçük bir kasa. Ne kadar gösterebilirim? Otlarla kaplı her taraf. Bakın dikkatlice bakarsanız çok güzel bir yerde küçük bir kasa girişi olabilir arkadaşlar. Tabii burada da çeşitli haşereler var etrafında. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama hemen şu girişte bir tane küçük kasa gibi bir yer var. Uzakta bakarsanız arkadaşlar daha güzel görürsünüz. Üstüne çıkamıyoruz arkadaşlar. Biraz yüksek. Etrafını dönelim bakalım. Bu güzel yerin etrafında başka neler var? Çok süper bir yer arkadaşlar. Bu kayalar arasında gezdikçe tarihi her şey görebiliriz. Ama ne yazık ki hava bozmaya başladı biraz. Gördüğünüz gibi yağmur çilemeye başladı. Ben de bir önce burayı çekip hemen buralardan gitmek istiyorum. Bakın uzakta arkadaşlar sizler de. Benim göremediğim yerler olabilir. Siz de bakın. Dediğim gibi burası bir giriş olabilir ön tarafında. Ama tabi burası zamanla dönem soygunları çok yemiştir arkadaşlar. Bunlar yüzyıllar önceki kasalar, yüzyıllar önceki yerler. Hemen şu alttaki girişi de bakalım. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Çünkü hava çok yağmurlu. Şu girişi görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Burası sonradan örülmüş. Burası bir giriş arkadaşlar. Bakın taşlar Horasan harçlarıyla örülmüş. Burası kapatılmış bir yer. Çok dikkat ederseniz görürsünüz. Evet arkadaşlar. Yağmur yağdığı için maalesef bu videomuzu da burada bitirmek zorundayız. Karşıda gördüğünüz gibi hava dolmaya başladı. Hemen bu 4-5 tarla ortasında olan kaya kasa yerimizi de gösterdikten sonra buradan gidelim arkadaşlar. Çok güzel bir yerde. Ortasında bir ağaç var. Hemen yanı başında da bir tane mermer ocağı açılmış. Biliyorsunuz arkadaşlar böyle yerlerin etrafında devamlı bir mermer ocağı oluyor nedense. Evet arkadaşlar bu videomu da burada bitiriyorum. Murat Taşkesen kanalına abone olursanız, destek olursanız bu videoların devamı gelecektir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.